ve mahalle kahvelerindeki ahşap sandalyelerin ekserisi Antep imalatıdır. Gaziantep'te bir koca mahalle bu işle meşgul. Anadolu'nun dört bir yanına mal yetiştirmeye çalışıyorlar. Metal ve plastik hayatımıza girmeden evvel hepimizin evlerinde bu sandalyelerden vardı hatırlarsanız. Antepli sandalyeciler kurulmuş makine gibi şekil veriyorlar tahtaya. Atölyedekiler arı hızıyla biçip çakıyorlar iskemleleri. Evet, görünüşte marangozuz ama ihtisasımız sandalye diyorlar göğüslerini gere gere. Antep mutfağı bilindiği üzere hayli zengindir. Tatlı ve kebapta bir ekoldür o. Anteplilerin balcan diye isimlendirdikleri patlıcana ayrı bir muhabbetleri var. Hatta çiğ patlıcanı salatalık gibi yiyecek kadar. Evet, bugün size Antep mutfağından numuneler sunmaya kalksak şu programımızdaki dakikalar yetmez. Ama es geçmeyecek en meşhurlarını tanıtacağız. Ali Nazik. Ali Nazik yapımı için patlıcanlar önce harlı ve kızgın fırına atılıp közleniyor. Bu patlıcanların kabuğu soyuluyor, doğranıp eziliyor ki buna söğürme diyorlar. Bu arada size Anteplilerin iyi acı yediklerini hatırlatmalıyım. Onlar burunları ve alınları tomurcuk tomurcuk terlemedikçe zevk almazlar yediklerinden. O iklimde dolmalık biberlerin bile acısı yenir. Söğürme sarımsaklı yoğurtla karıştırılıyor. Bu arada şişe geçirilmiş iki iri köfte parçası odun kömürü ateşinde pişiriliyor, söğürmenin üstüne konuyor. Bolca biber ve kızgın tereyağı unutulmuyor tabii. Antep deyince baklavadan bahis açmamak olmaz. Baklava imalinde ilk unsur ustalık ve tecrübedir. Baklavanın unu, hamuru özeldir. Nişasta ile açılan yufkaları bir zar kadar incedir. Şerbetin kıvamı ve fırının sıcaklığı hassasiyet ister. Evet, baklavada ikinci unsur lezzettir. Antepli ustalar mis gibi kekik kokan Urfa tereyağları ve fıstığın hasını kullanırlar baklavada. Bu ikisi de tatlıya lezzet ve raiha verir. Fıstıktan bahis açılmışken söylemeden geçmeyelim. Antep'te fıstıkçılık şehir ekonomisinin önde gelen lokomotiflerindendir. Antep civarında vadiler, tepeler fıstık ağaçlarıyla kaplıdır. Kendinizi bir fıstık ormanında buluverirsiniz. Fıstık ağacı 10-12 yılda yetişir ve yaklaşık 100 yıl meyve verir. Bölgede yabani halde bol miktarda bulunan menengiç ağacı aşılanarak fıstık üretir hale gelebilir. Antepliler fıstıklarını eskiden Şamlı tüccarlar aracılığıyla sattıklarından yanlış olarak adı Şam fıstığı olarak kalmıştır. Antep fıstığı dış piyasada aranan rakipsiz bir ihraç malımızdır. Antep'te Dulkadiroğulları, Memluklar, Eyyubiler, Mısır Türk kölemenleri ve Osmanoğulları hükümran olmuş ve her devir kendi kültürüne has zarif eserler bırakmıştır. Antep arazisinde işlenmeye müsait ve dayanıklı taşların bolluğu, kesme taş işçiliğinde zirvelerin inşasına vesile olmuştur.
Mimaride iki komşu şehir Halep ve Şam'ın etkisi gözden kaçmaz. Antep'te sadece cami tanıtımı saatlere sığdırılamaz. Biz önde gelen birkaç eseri işleyebileceğiz ancak. Alaaddin Camii 1515 yılında Dulkadiroğlu Alaaddin Bozkurt Bey tarafından yaptırılmıştır. Renkli kesme taştan ve tek kubbeli bir camidir. Yüksek sivri kemerli taç kapı ampir üslupta, kare kaideli silindir gövdeli minare ise Memlük üslubundandır. Kesme taştan ve tek kubbeli bir camidir. Tezyinatının zenginliği göz kamaştırır. Ferah ve bakımlı bir camidir. Anteplilerin gözünde Ömeriye Camii'nin ayrı bir yeri vardır. Zira adını Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan alan bu eser, bina olarak değilse bile mekan olarak sahabe-i kiramı hatırlatır bizlere. Antep'in ilk fatihleri hayırla anılır bu kubbe altında. Şeyh Fethullah Camii bir 16. yüzyıl eseridir. Banisi Abdullah Kerimoğlu Fethullah Bey'dir. Antep'in kurtuluşunda hastane rolü üstlenen caminin bahçesi şehitliktir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın torunlarından olan Şeyh Fethullah caminin bahçesinde metfundur. Ali Nacar Camii'nin banisi ve yapım tarihi bilinmez. Minare avlu ortasında ve 8 kareli silindirik yapıdadır. Yaşlı Antepliler minare gövdesindeki güneş saatine günümüzde bile itibar etmektedirler. Pişirici Mescidi 700 yıllık bir Selçuklu eseridir. Bu cami Osmanlı'nın çöküşüne kadar maksadına uygun kullanılmış. Günümüzde ise mahalle çöplüğüdür. Mevlevihane Mescidi avlu kapısı üzerine oturtulmuş minaresiyle dikkat çeker. Medrese titiz bir tamiratla yeniden kazanılmıştır. Evliya Çelebi Antep'i ziyareti esnasında bu binada misafir edilmiştir. Eser 1638 yılında Mustafa Ağa tarafından yaptırılmıştır. Boyacı Camii, Antep'in bilinen en eski camisidir. 1212 yılında Boyacı Yusuf ve Kadı Kemalettin tarafından yaptırılmıştır. Camiye girdiğimizde gözlerimiz minberi aradı. Genç müezzin güldü şaşkınlığımıza ve kollarını sıvayıp duvardaki yuvasından çekip çıkardı minberi. Evet, o devirde ray üstünde kayan tekerlekle tüy hafifliği hareket ettirilebilen bir minberin düşünülebilmiş olması hayret ve hayranlık içinde koydu bizi. Kim bilir İslam sanatının tanımadığımız, bilmediğimiz ne cevherleri var. Gaziantep'te Yuşa Aleyhisselam'ın ziyaretgahına vardık. Bilindiği üzere Yuşa Aleyhisselam'ın biri İstanbul'da, öbürü Bağdat'ta olmak üzere iki mekanı daha var. Antepliler türbeyi titizlikle onarmışlar. Antep'te bakırcılığın köklü bir mazisi var. Minicik sürmeliklerden
aklınıza ne gelirse yapılıyor bu beldede. İbrikler, çaydanlıklar, sürahiler, cezveler, sabunluklar. Antepli bakırcıların ünü yurdumuzun sınırlarını aşmış. Bugün Avrupa'dan uzak doğuya pek çok otel lobisi Antep işi mangallar ve dev vazolarla süsleniyor. Desenler kimi zaman geometrik şekillerdir, kimi zamansa İslam harfleriyle hat. Motifler Osmanlı tütmektedir buram buram. Bakırcılar Çarşısı çekiç sesinden geçilmez. Tıkırtıları bile ahenklidir sanatkarların. Eski ama eskimez bir beste gibi iz bırakır kulaklarda. Bakır parçaları lehimcilerin önüne gelir. Ve çaydanlık ağızları maharetle birleştirilir. Son durak elbette kalaycıdır bakır için. Bu gölgesi kara dükkanlardan ışık gibi apak çıkar bakırlar. Cam gibi parıldarlar gıcır gıcır. Usta oklava yapıyor. Ağacı gürgen. Günümüz aletleriyle dal parçasına şekil vermek artık zor değil. Hatta basit ve eğlendirici bile. Gaziantep'te halıcılığın mazisi derin. Ancak son yıllarda makine halılarının gördüğü talep düşündürmüş Antep halıcılarını. Elde ilmek ilmek dokunan halının getirdiği götürdüğünü karşılamıyormuş bile. Makine halısının ise hiç değilse maliyeti belliymiş, fiyatı belli. Tarihi yeni han aslına uygun olarak restore edilmiş ve halıcılar yerleşmişler buraya. Antepliler makine halıcılığında önemli bir pazar payına sahipler. Ünlü markaların kalitesine eşdeğer işi ciddiye almışlar. Daha düne kadar ithal edilen halı dokuma tezgahlarını imal etmişler. Antepli halıcılar özellikle cami ve oteller için yekpare dev halılar dokuyabiliyorlar. Antep'te 15'ten ziyade han vardır. Bazılarında yüzlerce oda, ahırlar ve ambarlar bulunuyor. Lala Mustafa Paşa, Tuz Hanı, Kürkçü Han önde gelenlerindendir. Hanlar artık günümüzde celeplerin ve kervanların konak yeri olmaktan çıkmış, birer iş merkezi hüviyetine bürünmüşlerdir. Mesela tahılcılar hanı tarım ürünlerinin bir borsası gibidir. Gerek üretici gerekse de tüccar burada buluşmakta, arz ve talep dengelerine göre fiyat belirlemektedirler. Antep milyona varan nüfusuyla bölgede bir alışveriş merkezi durumundadır. İstanbul'dan alacağınız çok şeyi burada bulmanız mümkündür. Antep esnafı müteşebbis, gözü kara ve haliyle zengindir.
Antep çarşılarında sırtlarında pirinç güğümleriyle dolaşan meyancılar dikkatimizi çeker. Özellikle cuma günleri zenginler fukara semtlerde meyan şerbetini sebil sebil nakaratlarıyla bedava dağıttırırlar. Bu şerbetin mide için şifalı olduğunu söylediler. Buna inandık. Zira bu kadar acı yiyen bir gerekirdi bizim hesabımıza göre. Gaziantep Üniversitesi bölgenin kültür merkezidir. Tıp, mühendislik ve ziraat fakülteleri bölge insanının problemlerini çözmeye dönük hummalı gayretler içerisindedirler. Üniversite, geniş kampüsü ve modern binalarıyla Anteplilere göğüs gerdirir. Antepliler topraktan fışkıran bereketi değerlendirebilmenin hesaplarını yapmışlar. Buna bağımlı olarak da tarıma dayalı sanayide hayli mesafe almışlar. İşte Antep organize sanayi söz konusu sektörün bir cazibe merkezidir. Gaziantep'in tarihi İpek Yolu üzerinde olduğunu söylemiştik. Şehir günümüzde de ulaşım açısından şanslıdır. Bakımlı yollarının yanı sıra demir yolu ve hava taşımacılığından da istifade eder. Sanırım şanlı Antep kıyamını anlatmadan geçmek ayıp olacak. Batının iğrenç ve şımarık çocukları ellerini kollarını sallayarak işgal edebileceklerini sanmışlar Antep'i. İngilizler, ardından Fransızlar dayanmışlar şehrin kapılarına. Büyük mücadelelerden sonra Antep Fransız'a değil açlığa yenik düşmüş. Zifirden karanlık günler damla damla akmış sabır taşına. Kamil hadisesiyle kırmışlar kabuklarını, taşmışlar. Şehit Kamil 12 yaşında bir çocuktur. Annesinin başörtüsüne uzanan ellere taşlarla saldırır ve tesettür kelimesini öğretir Frank kafirine. Manidar değil mi? Neyse, hikayemize dönelim. Minik Kamil'i süngülerle parçalamışlar Fransız askerleri ve şehirde bir anda yükselivermiş tansiyon. İnfial dizginlenemez olmuş. İşgal ordusu komutanı Kamil'in babasına muazzam bir servet teklif etse de mübarek adam asla uzlaşmamış küfrün gücüyle. Küçük Kamil kıvılcımı olmuş hürriyetin.